Günaydın arkadaşlar. Biliyorsunuz 600 metre dip takımı yapmıştık. Konuda bayağı bir yorum geldi heyecanla. Ne yakalanacağını bekliyoruz diye. Biz bugün 160'lık penimizi aldık. İthal uskumru aldık. Kokan bir balık, yağlı bir balık. Bugün 600 metreler için yaptığımız dip takımını deneyeceğiz. Atıp ne gelecek biz de merak ediyoruz. Değişik bir gün olacak, değişik bir av olacak. Heyecanla bekliyoruz biz de. Teknemize doğru gidiyoruz şimdi, geldik teknemize. İlker Reis, neler alacağız bugün ya? Ne hissediyorsun sen? İlker, Kaan denize düşme. Bugün 500-600 metre derinlikleri deneyeceğiz. Yani hedefimiz büyük. Ama deniz. Fakat köpektir, laostur, mezgittir. Bunların gelme olasılığı çok yüksek. Onları düşünüyoruz. İnşallah gelirler. Bekleyecekler. Biz de tutacağız. Gidelim görelim. Bakalım aynen, ne var orada. Evet. Sevgili dostlarım. Büyük gün geldi çattı. İlker Reis'le beraber 600 metreler için takım yapmıştık. Dip takımı. Dip takımımız için güzel bir ağır bir kurşun koyduk. Aşağı yukarı 2 kilo veya 3 kilo. Tam emin değilim. Yazmıyor üzerinde ama 3 kilo olduğunu düşünüyorum ben. Takımımızı beraber yapmıştık. Hatırlıyorsunuz. 6 iğneli. Ana bedeni ikilik. 150 librelikte pink flora karbon beden köstek yapmıştık. Yem olarak İthal uskumru takıyoruz. Yağlı balık olduğu için. Yemleri İlker Reis hazırlıyor şimdi. Yemlerimizi iğnelere taktıktan sonra burada gördüğünüz gibi bir tane 160'lık ten makinamız var. Üzerinde 400 libre flora karbon var 30 metre. Altında da 400 metre ip var. Türkiye'de 400 libre ve flora karbon ve ip olmadığı için bunları Amerika'dan getirdik. Böyle büyük işler için getirdik. Burada büyük kılıç orkinoslara da flora karbon 400 libre atmak için getirdik. Bugün bu takımı deneyeceğiz. Bakalım kısmetimizde derin sularda bizi bekleyen balıklar var mı? Şimdi takımımızı hazırlıyoruz. Sonra göndereceğiz aşağıya. Evet sevgili dostlar, 2 kilo sardalya yaptık filemizin içine. Neden yaptık bunu? Takımı dibe indirdiğimizde kurşunla o bölgede sardalya da yağlı bir balık, yağını salsın. Zaten kullandığımız şeyler de uskumrular da yağlı. Ondan sonra o bölgeye yağını kokusunu salsın. Etraftaki avcı balıklar oraya toplansın, yemlerimizi yesin. Derdimiz bu. Takımımızı aşağı yukarı hazırladık. Birazdan indireceğiz suya. Suya indirirken Kaan çekecek zaten. Sonra 2 saat kadar bekleyeceğiz. Vuruşları almayı bekleyeceğiz. Bu derinliklerde vuruşları hissedebilir miyiz? Ondan da çok emin değiliz. Ama bakacağız. Bakacağız. Gönderiyorum. Güzel. Ayağına dikkat İlker. Ağır gönder. Evet. Kaan gel böyle. Takımımızı gönderiyoruz. Sardalya'nın bıraktığı yağı görüyorsunuz. Elle dikkat et. Balık yağlı olduğu için kayabilir. Evet. Zaten suyun üzerinde bıraktığı yağı görüyorsunuz balığın. Bu şekilde takımımızı sereceğiz dibe. Gelsin. Çok heyecanlıyız. Hayalini kurduğumuz takımı bugün yakaladık güzel havayı. Her zaman yakalayamıyoruz. Evet, iğnelerimiz suda. Şimdi dibi bulacağız. Ondan sonra bekleyişe geçiyoruz. Bakalım ne gelecek. Vallahi gönderirken gidiyor güzel güzel de. Nasıl toplayacağız bakacağız. Allah kerim. Makinenin ismi neydi Suat abi? Makine traktör. Traktör. Gönderiyoruz. Şöyle dev bir köpek balığı geliyormuş. Dev bir patlak göz olur. 50 kilo 60 kilo bir patlak göz. Buranın resmini çek diyor. Dip yapısı. 364 metredeyiz şu an. Tam şu eteğe bakın. Tam buraya indiriyoruz arkadaşlar. Çok güzel günler ha.
Kayıt. Hala gidiyor. 5 dakikadır gidiyor. Gidiyor da nasıl çekeceğiz bunu İlker Bey? Ha? Dualarımızla. Giderken güzel. Giderken iyi. Valla. Kalsız kesin değildik ya. 3 kilo ağırlıkla gönderiyoruz. Daha dibi olamadık. Gidiyor da gidiyor. Gidiyor da gidiyor. Aşağıda bizi neler bekliyor, neler bekliyor. Vallahi çok heyecanlıyız. Takımı büyük bir heyecanla yapmıştık zaten. Bir sürü arkadaş da yorum atmış. Ne zaman deneyeceksiniz, ne zaman deneyeceksiniz. Şu hava geldi bugün. Görüyorsunuz Gökçeada'da nadiren bulabileceğiniz bir hava. Bu havayı değerlendiriyoruz bugün. Yatıralım dibe. 2 saat bekleyeceğiz. 2 saat sonra kaldıracağız takımı. Her 2 saat gelmeden önce sağlam bir vuruş alırsak direkt de kaldırırız. Ama bu derinliklerde bilmiyorum nasıl hissedeceğiz onu. Tecrübe ediyoruz yani, deniyoruz en azından. Umarım sonuç verir. Duygular? Duyguluyum. Görüneceğiz hep beraber. Nasıl kaldıracağız bu takımı İlker abi? Vallahi şehadetle kaldıracağız. Nasıl kalkacağız? Zor olacak. Çok zor olacak. Ama balık gelirse evet, kolay kalkar. Geliyor da geliyor, geliyor da geliyor. O adrenalinle biz. Evet. Yalnız buna şimdi bir 200 kilo köpek balığı vurdu diyelim İtalya'yı. 400 metre derinlikten. Demeyelim, çok büyük. 150 kilo, 100 kilo. 100 kilo köpek balığı vurdu diyelim. 400 metre değil aşağı yukarı. Kaç dakika? Vallahi ben çok Arkadaşlar kimse bilmiyor nasıl kalkacağını. İnşallah gelsin. Biz onu böyle metre metre 10 saatte kaldıralım. Hiç acelemiz yok. Hani herkes dedi ki elektrikliyle yapın dip balıkçılığını. Elektrikliyle yapmanın bizim için esprisi yok şu an. Çünkü biz mekanik o iş yapmayı seviyoruz zaten. Sport fishing dediğimiz 9'unu seviyoruz. Gidiyor. Dibi bulduk. İşte bulduk o kadar ya. Bütün olay bu. Bitteyiz şu an. Takımımızı yatıralım dibe. Evet. Bir 10 plus gibi bitti. Makinaları stop edelim. Bu ağırlık bizi tutar çapa gibi zaten. Bu havada. Etraf çok sessiz. Evet. Kasefetli bir gün. Fırtına öncesi sessizlik var şu an. Çıt çıt çıkmıyor arkadaşlar. Çıt çıkmıyor. Vallahi bilmiyorum şimdi. Bam güm bam güm oluyormuş. Bekleyeceğiz. Ne olacak göreceğiz. Bir yere basıyorlar. Vallahi bilmem. Heyecanlı. Ama boşta kalmalı. Bir balon yapıp boşta bırakmalıyız. Yani o balonu takip etmeliyiz. Nerede o balonlar? Şurada balonlar var. Evet. Bir tane balon yaptık takımın üstüne. Neden yaptık balonu? Takım tam dikey olarak indi, yatırdık. Balonu takımın olduğu yere koyduk. Teknemiz akarsa takımı beraber sürüklemek istemiyoruz. Takım aynı yerde dursun, çalışsın. Biz gerekirse kalamamızı açtık. Tekne açtıkça biz uzaklaşacağız ama balonun olduğu noktada takımımızın olduğunu bileceğiz. Tabii balonumuzun böyle bam suya gömülmesini de şey izleyeceğiz buradan. İnşallah olur öyle bir aksiyon. Bekliyoruz. Yağ yayılsın, balık kokuları yayılsın dibe. Avcılar o bölgeye toplansın. Şu an en büyük hayalimiz bu. Bakalım. İnşallah hayallerimiz gerçek olur. Keyif alırız. Evet, 2 saat oldu. 2 saattir bekliyoruz dip takımımız dipte. Avlanıyor şu an. 2 saat bekleyip çekelim dedik ama ben dedim sonra 1 saat daha bekleyelim. 3 saat. Biraz daha süreyi uzattık avcılığımız atsın diye. 1 saat sonra takımımızı çekeceğiz. Ya Herro ya Merro, göreceğiz ne oluyor. Ne olacak peki İlker Reis? Valla ben de böyle bakıyorum. Ne olacak acaba? Acaba ne olacak? Şimdi İlker Reis buralara zamanında bu metrelere çok para kat atmış. Çok iğne, çok takım atmış. Bu noktalardan da çok balık almış. Dev mezgitler, işte şeyler, lipsozlar, patlak gözler. Yani bu derinliklerde balık yakalandığını biliyoruz. Bakalım bizim takım iş yapacak mı, göreceğiz. Böyle bekliyoruz. Peki. Evet, 2,5 saat bekledik. Ondan sonra biraz kalamayı açıp tekneden de uzaklaştık. Oraya balon bağlamıştık zaten. Şimdi takımımızın üzerine toplaya toplaya gidiyoruz. 2,5 saat sonra takımımızı kaldıracağız. Bakalım ne var. Biz de merak ediyoruz. Balık var mı, canlı var mı, boş mu gelecek? Hiçbir fikrimiz yok. Değişik bir balık çıkarmak istiyoruz. Bakalım.
Asker reis. Ne diyorsun? Gelecek mi bir şeyler? Asker reisin umudu varmış. Bu kadar bekledik, yemek var. Balığın emeğe saygısı olsun diyor. Takılı gibi geldi ama. Heh. Ya da ağırlığı mı takılı? Bana da takılı gibi geliyor. Heh. Takılı gibi geliyor. Kalkıyor mu? Kalkıyor. Kalkıyor da bayağı ağır kalkıyor. Zaten biliyorduk zor olacağını. Bu metreden bu takımı kaldırmanın. Yavaş yavaş çekeceğiz, acelemiz yok. Bu metrelerde öyle bir 10 kilo balığın vuruşunu hissetmek de pek mümkün değil herhalde. Değil tabii. O yüzden ağırlık geliyor. Ne geliyor bilmiyoruz. Balık mı geliyor, takım boş mu geliyor? Boş gelme ihtimali var mı? Tabii. Şöyle şöyle. Bak tabi. Ama kamış iyi eğiliyor bak. Değil mi? Bayağı ağır geliyor. Yani 2,5 kilo falan da o kurşun. Yani 2,5 kilo bu kadar dolu gelir mi bilmiyorum. Bakacağız. Şu an dolu dolu geliyor ağır ağır. Şimdi mezgit balığı falan 10 metreden sonra şişer. Derin su olduğu için balık vurgun yiyor. O hava kesesi havayla doluyor. Bazen iğnelerden kurtulup suyun üzerine çıkıyor hesapta böyle. Hani bunu gördük defalarca. Burada bilmiyorum ne yaşayacağız. Evet. Şimdi şeyi vardiya yaptık. İki vardiya. İlker reis çekiyor şu an. Bayağı yorucu. Bayağı yorucu. Yorulunca söyle. Çift el takılıyor İlker reis gördüğünüz gibi. Makine çekiyor arkadaşlar. Ağır olabilir. Çok ağır geliyor takım. Biz çekemiyoruz. Yani ama yoruluyoruz. Acaba ne geliyor? Çok ağır geliyor takım. Ay ben de yoruldum. Geldim, gel. Gel. Heyecanla bekliyorum size geldi. Yorgunum. Radar yazmıyor bir şey yalnız. Çok güzel. 100 metre kaldırdık mı daha? Bilmiyorum ki ne kadar turu var. Ne kadar daha çekiyor. Daha 100 metre kaldırmadık ya. Daha dünya var şurada. Var mı? Yok. Var. Ver. Sağlı sollu çalışmalar. Traktör maşallah çekiyor bizim traktör. Bu düğüm. Ben daha önce düğüm atmıştım onu. Geçmişten kalma. Neyin peşinde dikkat?
Geç Kaan geç. Neyin peşindesin görelim. Ver İlker Reis. Çekerim ya. Ne olacak? Genç adam çeksin. Çek Kaan çek. Allah çektirmesin. Yeter ki olta çek. Arkadaşlar deniz tam mayne böyle bayıldığımız bir hava var bugün. Ayna yaptı. Harika bir hava. Pek alışık olmadığımız buralarda bir hava. Çok keyifli. Kaan. Vuruşar vuruş. Vuruş. Evet Kaan. Başladı ağırlaştı siyah, vuruş demeye. Siyah duman atmaya başladı Kaan ufak ufak. Al Kaan al. Al ben geçeyim. Vallahi vuruşu var. Köpek balığı var bunda. Ben öyle hissettim. Biliyoruz bakacağız ne var ne yok. Bu derinliklerde anlaşılmıyor pek vuruş. Ben lezzet falan çıkardı diye bekliyordum da. Yazıyor ama balık göremedim. Ya boş bir takım bu kadar zorlamaz bizi diye tahmin ediyorum. Ama sonra bilmiyorum. Kurşun çok derinden kaldırıyoruz ya. Bence de o kurşun ne yapar ki bize 2 kilo kurşun 3 kilo kurşun diyorum ama bir yandan da bilemiyorum. Çok oynuyor bu makine. Gevşedi. Son 50 metre. Ha gayret. Geldi. Lider geldi. Kaç metre bu? 30. Takıma son 30 şey. Metre. Dayan Suat abi. Lider geldi. Evet göründü takım. Gel. Balık gözükmüyor ama. Yemler aynı duruyor gibi sanki. Ha? Evet. Dokunan olmamış. Ama biz kaç yem görüyoruz? Onu olduğumuz yere çekelim. Yem olduğu yeri bırak. Sardalya nerede çuval? Bak burada da yem yok. Çuvalda geliyor işte. Gelmemiş hiçbir şey. Vay anas. Abi. Ama gideceğiz yani. Bırakıp yarın çekelim diyeceğim. Bu da olmaz. Ama sardalyalar mort. Allah Allah. Sardalyalar nasıl bitmiş öyle? Dibe takılıp yırtılmış büyük ihtimal. Ah. Arkadaşlar 600 metre takımımız şu an için başarısız oldu. Fiyasko sıfır balık. Hiçbir şey alamadık. Hiçbir şey gelmedi. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Denedik. Denemekten vazgeçeceğiz mi? Hayır canım. Hayır. Daha yeni başladık. Yine deneyeceğiz. Bu derinliklerden bir balık alacağız. Ama bugün bir şey alamadık. Maalesef. İsterdik alalım güzel balık size de izletelim.
Evet arkadaşlar, 600 metre dip takımızı topladık. Bir tane kösteğimizde iğnemiz kopuk. Yani bir tane balık gelmiş. Nedir tahmin ediyorum, köpek balığı. Tabii. Gelen. İğnemizi kesmiş. Yani bu aslında balık yakalamadık değil, balık yakaladık anlamına geliyor ama maalesef iğnemizi kesmiş. Diğer iğnelerimiz sağlam. Sadece bir balık yakalamışız. Onu da maalesef kopartmışız veya kestirmişiz. O yüzden alamadık. Denemeye devam edeceğiz. İnşallah bir sonraki denememizde yukarı çıkarmayı başarıp, çok istiyordum dipten farklı bir balık çıkaralım bugün, köpek balığı. İşte ne bileyim, her zaman çektiğimiz balıklar dışında size de seyir zevki olacak farklı bir balık çıkaralım istiyordum ama bugün nasip değilmiş. Nasipmiş ama koparmışız. Bir sonrakinde inşallah çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.